Merhaba arkadaşlar. Bugün size İngiltere'deki ehliyet alış hikayemden bahsetmek istiyorum. Ben de İngiliz ehliyetimi 6 ay önce aldım ve bu süreçte nelerle karşılaştım? Bunları detaylı olarak anlatacağım. Türkiye'den geldiğinizde burada 1 yıl Türkiye ehliyetinizle araba sürebilirsiniz. Ama burada şöyle bir kural var. Arabayı süren herkes kendisine sigorta yaptırmak durumunda. Tabii bunu Türkiye ehliyetiyle yaptığınızda normalde ödeyeceğinizin yaklaşık 2 katı kadar fazla sigorta parası ödemiş oluyorsunuz. Benim aslında 2009'da Türkiye'den aldığım Türk ehliyetim vardı. 1 yıl kadar bir araba sürme deneyimim de oldu İstanbul'da. Daha sonrasında 2012'de buraya geldiğimizde 185 günlük süreyi tamamladığımda Provisional License denilen acem ehliyetine başvuru yaptım ve süreyi doldurduğumda ehliyetimi elime aldım. 185 günlük sürenin ardından ya postaneden ya da internet sitesinden başvuru yapmanız gerekiyor. Herhangi bir postaneden alacağınız ücretsiz D1 formunu doldurup gönderebilirsiniz. Adresi içeride belirtilmiş oluyor formun içinde. Online yaparsanız tabii daha çabuk oluyor. Bir hafta içinde cevap geliyor. Postaneden yaptığınızda 3 hafta sürüyor cevabı almanız. Başvuruyu yaparken yanınızda ödeme yapacağınız kart bilgisi, kimlik kartı ve National Insurance Number'ınız olması gerekiyor eğer varsa. Bu zorunlu değil. Bir de 3 yıllık adres geçmişinizi bilgisini vermeniz gerekiyor başvuru yaparken. Acemi ehliyetinizi aldığınızda yanınızda 21 yaş üstü ehliyeti olan biri varsa araba kullanabilirsiniz. Ama bunun için kırtasiyeden, postaneden ya da marketten alacağınız mıknatıslı L harflerini arabanıza takmanız gerekiyor. Arabanın hem önüne hem arkasına bunları yerleştirdikten sonra araba sürebilirsiniz. Acemi ehliyetini aldıktan sonra ikinci aşama test sınavını geçmek. Test sınavına başvurmak için yine internet sitesinden gerekli ödemeyi yapıp istediğiniz tarihi seçip size en yakın olan sınav merkezine başvuru yapıyorsunuz. İki aşamadan oluşuyor test sınavı. İlk aşama çoktan seçmeli 50 sorunun sorulduğu sınav. Burada 43 tane soruyu doğru cevaplamanız gerekiyor ve toplam 57 dakika süreniz var. Testleri bitirdiğinizde hemen ardından 14 tane video geliyor ve bu videolarda tehlike algısını ölçüyorlar. Burada hata gördüğünüz, yani tehlike gördüğünüz an hemen bilgisayardan tıklamanız gerekiyor. Eğer sınavın herhangi bir aşamasından kalırsanız ya çoktan seçmeliden ya da tehlike algısı bölümünden kaldığınızda en baştan tekrar sınava girmeniz gerekiyor her iki bölüm içinde. Sınav günü gittiğinizde üzerinizdeki metal eşyaları, her şeyi bırakıp bilgisayar kabininde sınava giriyorsunuz ve çıkışta size sertifikanızı veriyorlar. Başarılı olduysanız eğer 2 yıl süreniz var direksiyon sınavını randevu almak için. Bu 2 yıl süresi içinde eğer almazsanız en baştan tekrar çoktan seçmeli sınavı ve tehlike algısını tekrardan geçmeniz gerekiyor. Geldik 3. ve en korkunç aşamaya. Direksiyon sınavı bence en zor aşama. Çünkü o anda heyecanlanıp hata yaptığınızda bu sizin başarısızlığınızla sonuçlanabilir. İngiltere'de trafik akışı ve direksiyon ters tarafta olduğu için Türkiye'de araba sürmeyi bilseniz bile burada mutlaka pratik yapmanızı tavsiye ederim. Acemi ehliyetini aldıktan sonra L harflerini takıp arkadaşınızla çalışabilirsiniz. Ya da sürüş okuluna gitmek isterseniz sürüş okullarında kayıtlı hocalardan saati yaklaşık 30 pound civarından başlıyor ders alıp o şekilde de hazırlanabilirsiniz. Eğer hocayla ders almayı seçerseniz hoca sizi hazır bulana kadar ders almanızı istiyor genelde. O yüzden siz hani kendinizi hazır hissettiğinizde ben artık sınava girmek istiyorum deyip söyleyebilirsiniz. Hocanın arabasıyla girecekseniz sınava tekrardan bir 62 pound ödemeniz gerekiyor. Ama eğer kendi arabanızla girecekseniz hiçbir ücret ödemenize gerek yok. Sınav günü sadece kendinize sigorta yaptırmanız gerekiyor ve kimlik kartınızı alıp sınavı aldığınız tarihte yanınızda bir arkadaşınızla sınav merkezine gitmeniz gerekiyor. Arkadaşınız siz orada beklerken hoca geldiğinde adınızı okuyor ve size kağıt imzalatıyor. Sınavda
sigortanızı yaptırdığınıza dair. Sonrasında hoca ile birlikte sınav merkezinden çıkış sağlıyorsunuz. Çıktıktan sonra garajda uzakta 3 tane plaka yazılmış oluyor. Bu plakaları okumanızı istiyor hoca. Ve bu plakaları okuduktan sonra hoca ile birlikte araca doğru ilerliyorsunuz. Sizin araca oturup yerleşmenizi istiyor. Ve siz yerleşirken o aracın dışını kontrol ediyor. Araçta da 3 tane daha soru soruyor size arabayla ilgili. Sonrasında da 25 dakika serbest sürüş, 20 dakika da navigasyondan sürüş yapıp 45 dakikalık sınavın sonunda tekrar sınav merkezine geldiğinizde sınav sonucunu açıklıyor hoca size. 15 tane küçük hata yapma şansınız var ama bir tane büyük hata yaptığınızda sınavdan başarısız sayılıyorsunuz. Eğer İngiltere'de ehliyet almayı düşünüyorsanız Türkiye'deki gibi hazırlık kursları yok. Burada DVLA'in CD, DVD kitapları ve akıllı telefon uygulamaları var. Bunlardan kendinize uygun olanı seçip hazırlanabilirsiniz ve kendinizi hazır hissettiğinizde sınava girebilirsiniz. Sınava girecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.